Merhaba, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Fatih Erim'in basın toplantısına birlikte sorularınız varsa sorularınızla başlayalım. Buyurun. Valla biz açıkça, dürüstçe istediğimizi ifade ettik. Herkes de görüşebilir tabii, kimsenin görüşmesi bizi ilgilendirmiyor. Demin de söyledim. Galatasaray bir oyuncu isterken, eğer oyuncunun isteğinde Galatasaray öncelikli değilse biz bu transferlere hiçbir zaman sıcak bakmadık. Ama İrfan'ı istediğimizi söyledik. Onun da bizi istediğini biliyoruz. Galatasaray'ı istediğini. İnşallah Pazartesi akşamı değil mi? Pazartesi akşamı 17'ye kadar çok var. Başkanlarımız ve yöneticilerimiz Yüksel Bey'le görüşecekler. Bakalım hayırlısı neyse o olsun. Ama dediğim gibi biz Galatasaray olarak girdiğimiz transferde eğer oyuncunun önceliği Galatasaray değilse biz ilgilenmeyiz o transferlerle. Ama İrfan hem iyi oyuncu, hem istediğimiz oyuncu, hem de beraberce istenilen bir durumdayız. İnşallah Galatasaray'la olur. Olursa çok memnun olurum. Bakalım pazartesine kadar neler olacak. Onyekuru tabii benim ve bizim ve Galatasaray'ların çok iyi tanıdığı bir oyuncu. İsrarla istememin sebebi ki daha evvel keşke gelebilseydi bazı maçlarda belki de bilemiyorum ama etkisi olacağı %100, onun için çok ısrar ettik. Ama uzasa da çok şükür doğru bir transfer olduğunu gördük. Onyekuru henüz hazır değil. Hazır olmamasına rağmen aşağı yukarı 4-5 aydır da oynamıyor hatırladığım kadarıyla. Tam tarih veremem ama uzun bir süredir oynamıyor. Buna rağmen hiç yabancılık çekmeden oyuna direkt katkısını, etkisini koydu. Her geçen gün tabii fizik olarak da belirli seviyeye gelecek. Geldiğinde de Galatasaray için önemli bir oyuncu, hatta çok önemli bir oyuncu olmaya devam edecek. Rakipler için de tehlikeli bir oyuncu olduğunu zaten herkes kabullenmiş durumda. O ve Kerem oyunun şeklini değiştirdiler. Özellikle Onyekuru. Onyekuru'yu kiralıyoruz. Biz de müthiş oynuyor. Gönderiyoruz. Kimse de bir şey oynamıyor. Onun için bize tamamını aldık. Ki en mutlu olduğu yerden, çok iyi oynadığı yerde devam etsin diye. Çünkü Gaziantepspor deplasmanı hakikaten çok ciddi ve zor bir deplasman. Buradan 3 puanla dönmek bizim için sevindirici. Ligin ikinci yarısına yine Antep galibiyetiyle başlamak, dışarıda başlamak çok önemli. O yüzden oyuncularımı da kutluyorum. İyi bir galibiyet oldu. Arkadaşlar ben açıklamıştım zaten. Biz Yeltsin Yedlin'de bizim için bir önemli transfer demiştik. Görüşmeler sürüyor. Hangi aşamada derseniz imzalanmayan veya bitmeyen bir transfer için. Ama bir şey diyemem ama istediğimi de Omar'ın durumundan sonra özellikle öyle bir ilişkimiz var. Zaten İrfan'ı söylemiştik, Onyekuru'yu söylemiştik. Efendime, Muhammed'i söylemiştik. Muhammed bizim tabii aşağı yukarı 1-1,5 senedir, 2 senedir ilgilendiğimiz turnuvalarına, pandemi öncesi scout gruplarımızdan arkadaşlarımızın gittiği, izlediği, milli takımda veya Zamalek kulübünün maçlarında takip ettiğimiz bir oyuncumuz. Genç ve yetenekli olduğuna inanıyoruz. Cagney de bize hizmet etmiştir ama profesyonel hayatta artık özellikle son yıllarda ayrılıklar da
kavuşmalar da çok çabuk oluyor. Dolayısıyla Galatasaray Kulübü ve bizler böyle bir tasarruf düşündük. Cagney Premier Lig'e gitti. Muhammed Mustafa'yı da Allah'a şükür kulübümüze kattı. Yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Çok uğraştılar. Sportif direktör departmanımız Abdurrahim Bey çok uğraştı Allah için. Teşekkür ederiz, kazandırdılar. Benim zaten planımı, projemi, düşündüklerimi anlatmıştım. Eğer mümkünse artık yavaş yavaş doğru zamanda küçük küçük değişmelerle yolumuza gitmeliyiz. Çünkü dinamizm bir takımın en önemli şeylerinden bir tanesidir. Hem yaş ortalamamız düşecek, hem tecrübeyle dinamizmi, gençliği bir arada kullanarak daha değişik bir takım olacağız inşallah. Daha etkin, daha güçlü bir takım olacağız. Yavaş yavaş bunları da katmaya çalışacağız. Ekonomimizin el verdiği sürece, hatta bazen biraz da risklere girerek uzun yıllar faydalanabileceğimiz oyuncular inşallah Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynayacaklar. Teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.